temyizin ikinci kısmı dedik. Temyizü cümle, cümle temyizi veya temyizün nisbe diye de anılır arkadaşlar. Nisbet temyizi. Bir diğer adı da temyizül melhuz. Temyizin birinci kısmına melfuz, F harfiyle söyleniyordu. Bu ikinci kısmı melhuzdur. Yani cümle temyizi olduğunu biliriz. Temyiz yuvaddihu cümle kablehu. Öncesindeki cümleyi açıklayan temyiz çeşididir arkadaşlar. Bakın burada önemli olan şey öncesindeki cümlenin açıklandığını görebilmek. Yani biz öncesinde bir cümle var. Onu açıklıyoruz bu temyiz çeşidini. Önceki anlattığımız derste öncesindeki kelimeyi açıklıyordu temyiz. Burada ise cümleyi açıklıyor. Vel mümeyyez ne demekti? Açıkladığımız kelime. Açıklayıcı kelimenin adı temyiz. Açıkladığımız kelimenin adı mümeyyez. Buradaki mümeyyezimiz hangisidir? Ma'ahu leyse kelime bel cümle. Bu mümeyyezimiz bir kelimeden değil bir cümleden oluşmaktadır arkadaşlar. Yani kelimeyi açıklamıyor, cümleyi açıklıyor. Evet, burada bazı önemli hususlar var. Bir tanesi şu. Bu temyizi yapılan cümle temyiz olarak geldiğinde bu temyiz cümlenin hangi ögesi? Faili mi, müptedası, haberi mi yoksa bizim meful bih konumunda gelen bir kelime mi? Bunlara nasıl karar veriyoruz? İnceleyelim örneklerimizi. Mesela hadara nasu ricalen ve nisaen. Kadın erkek herkes geldi. Geldi, hazır oldu manasında. Bakın burada hadara kelimesi geldi demek. Ennasu insanlar geldi. İnsanlar geldi dedim ya. Kadınlar mı geldi, erkekler mi geldi? Bakın bir kapalılık var. İşte buradaki hadara nasu cümlesini ricalen kelimesiyle ne yapıyor? Temyiz yap, açıklıyor. Bu ricalen kelimesi nasıl irap yapılıyor? Temyizdir. Evet, nasıl temyizdir? Mansubun bil fetha. Fetha üzere mansup bir temyizdir. Peki bunun aslı nedir arkadaşlar? Aslında bu rical kelimesi cümlede hangi konumdaydı? Bakın hadara er-raculu ve nisa'u. Hadara fiil, er-raculu fa'il, vav harfi atıf ve nisa da atıftır. Buradaki rical kelimesi ne dedik? Fa'il dedik, değil mi? Demek ki rical aslında yani temyizin aslı faillikti. Peki buradaki ikinci racul kelimesinin irabı nasıl yapılır? Fa'ilun merfu'un biz-zamme. Merfudur. Damme üzere merfudur. Fa'il olduğu için. İkinci örnekte bakın mefule örnek vermiş. Enhet el ummu el beyte nezafeten. Anne evi bitirdi. Anne evi nasıl bitirir ya? İşte nezafeten temizlik yönüyle evi baştan sona temizledi manasında. Bakın buradaki nezafeten kelimesi bizim aradığımız kelime arkadaşlar. Yani temiz olan kelimemiz. Evet, nezafeten kelimesi aradığımız temyiz. Temyizün mensubun bil fetha. Bakın. Şimdi bu nezafeten kelimesi aslında cümlede hangi konumda? Burada aslını vermiş. Diyor ki enhet el ummu nezafetel beyti. Anne evin temizliği. Bakın muzaf olarak aldığı ne evin temizliğini bitirdi anne diyor. Bakın enhet fiil el ummu fail. Nezafete kelimesi de burada mef'ul olarak gelmiş. Gördünüz mü? Demek ki aslı neymiş bu temyizimizin? Mef'ulmüş. Nasıl irap yapıyor aslını? Mef'ulün bih mansubun bil fetha. Hocam beyte kelimesi nasıl esrel oldu diye soran var mı? Muzaf, muzafun ileyh olduğu için esrelendi arkadaşlar. Üçüncü örnekte ne demiş hoca? El camiatu ekberu mesaheten minel medreseti. Bu örneğin aynısını dünkü dersimizde anlatmıştık. Üniversite okuldan yüz ölçümü olarak yani yerleşke olarak daha büyüktür diyor. Mesahaten kelimesi bizim aradığımız temyiz kelimemiz. Temyizün mensubun bil fetha. Peki buradaki mesahatü kelimesi aslında neydi? İbrahim'in sorusu vardı sabahleyin biraz önce bahsettik ama herhalde bununla alakalıydı. Hocam nasıl mübteda oluyor gibi. Bakın buradaki mesahatü kelimesini cümlenin başına aldık. Mesahatül camia. Üniversitenin kapladığı alan demek. Üniversitenin yüz ölçümü demek. Ekberu minel medreseti okuldan daha büyüktür. Gördünüz mü? Mesela burada temyizken, bakın temyizken burada ne oldu? Mübteda oldu. Aslı neymiş demek ki bu temyizimizin? Mübtedaymış. Mübteda merfuan bir zamme şeklinde irap yapıyoruz. Tabii burada birinci kısım bizim ilgilendiğimiz kısım. Buraya bakacağız arkadaşlar. Cümlemizi bu kelimelerle, rical kelimesi, nezafe kelimesi, misaha kelimesiyle temyiz yapıyoruz. Bu ikinci kısımda anlattığımız olay ise sadece bu kelimelerin aslında cümlede hangi konumu işgal ettiğini öğretmekti.
Evet, örnekleri var arkadaşlar burada da. Yen kasımı temyizül cümle ya da temyizün nisbe ile selaset aksam 3 kısmı ayrılır. Yukarıda verdiği 3 örnek vermişti. Bunları detaylandırıyor şimdi. Temyizü muhavvel anil fail. Failden dönüşen temyiz. Yani aslı fail olan, sonradan temyiz olan. Mesela bakın burada hulugan kelimesi aslında faildi. Burada temyiz olarak gelmiş. Hasune halidun hulugan. Hasune Huluku Halid'in. Halid'in ahlakı güzel oldu. Bakın burada huluku Halid'in şeklinde. Huluku'yu Halid'in başına muzaf olarak aldık. Halid de muzafun ileyh oldu. Halid'in ahlakı şeklinde. Huluk burada aslı fail. İkinci örneğe bakalım. İşte'ale er-ra'su şeyben. Saç ağardı veya saç kırlaştı gibi. Bakın burada şeyber ra'si şeklinde. Bunu hemen bunun başına alıyoruz. İştale fiil. Şeybe burada fail konumuna geliyor. Er-ra'si de muzafun ileyh konumuna geliyor. Bakın bu kelimeyi şuradaki ra's kelimesinin başına alıyoruz. Muzaf yapıyoruz. Ve fail oluyor. Üçüncü örneğe bakalım. Tabet. Es-sahra'u hevaen. Hava olarak çöl güzel oldu manasında. Burada hevaen kelimesini şuraya hemen şuraya fail konumuna yani fiilden sonraya alıyoruz. Tabet hevaus sahrae kelimesi ne oluyor? Fail konumunda söyleniyor. Sonraki örnek ca'e gayruke müdiran li şirketi. Bakın burada müdir kelimesini ca'e müdirun. Burada ne diyoruz? Fail konumunu hemen şuraya alıyoruz arkadaşlar. Bunun aslı fail oluyormuş. Yani aslı fail olduğunu bize gösteriyor. Evet, ikinci şeyde mef'ulün bih kısmını örneklendirmiş. Temyiz muhavvel anil mef'ulü bih. Mef'ulün bih'ten dönüşen temyiz. Birkaç örnek de buradan işleyelim arkadaşlar. Mele'tu el kube ma'en. Bardağı suyla doldurdum diyor. Bakın burada mele'tu, mele'e fiil. Bakın burada mele'e fiil. Bu fiilin faili tü. Gördünüz mü arkadaşlar? Fail burada. Buradan sonra gelen hangi kelime olursa olsun meful olacak. Bak fiil fail burada olduğu için ister küp ister ma kelimesini de aslında şuraya aldığımızda meful konumuna geliyor. Fiil fail meful konumuna geliyor. Bakın burada öyle değildi ama. Fiilden sonra fail olarak geliyordu. Burada ise fiilin içerisinde bir fail var ve bu failden sonra geldiği için meful diyoruz arkadaşlar. Zera'a el fellahu el arza ineben. Bakın bu ister arz kelimesi ister inep kelimesi olsun failden sonra geliyor. Bakın zera fiil, el fellahu fail. Çiftçi ekti. Tarım yaptı ya ekti. Araziyi ekti. Ne ile ekti? İneben, üzümle ekti. Yani üzüm ekti manasında. Buradaki ineben kelimesi mef'ul konumunda gelmiş. Hasada et talibu içtihadehu necahen. Evet burada necahen kelimesi yine hasada fiil et talibu fail. Bu failden sonra ister içtihat kelimesi olsun, ister necahen kelimesi olsun meful konumunda geliyor. Ancak biz bu necahana meful demiyoruz değil mi arkadaşlar? Bu temyizdir. Yani buraya aldığımız zaman meful konumunda geleceği için aslı mefuldü diyoruz. Nuridu misle salahiddini raculen. Evet, Selahaddin Eyyubi gibi bir adam istiyoruz, bekliyoruz gibi bir cümle manası var. Buradaki racülen kelimesi nüridü, biz istiyoruzdan sonra geldiği için, fiil failden sonra geldiği için aslı mef'uldür diyoruz. Bu cümlenin temyizi böyledir arkadaşlar. Yani bir kelimeyi değil de cümleyi temyiz yapar. Cümledeki kapalılığı açıklar. Evet, temyiz diyoruz arkadaşlar. Buna mef'ul demiyoruz. Evet, bunun aslı mef'uldür. Yani biz artık bunu meful olarak kullanmıyoruz, temyiz olarak kullanıyoruz. Hocam nereden anlayacağız? Arkadaşlar temyiz olan kelimeyi kapatın. Cümlede anlamda bir kapalılık varsa demek ki bu temyiz olarak o kapalılığı gidermeye gelmiştir. Yani bunu böyle anlayabiliriz. Temyiz de zaten kapalılığı gidermek için gelir. Buradaki racülen kelimesini kapat. Mesela nüridü misle Salahiddin. Salahiddin gibi istiyoruz. Bak kapalı yani cümle olmuyor. Ne istiyorsun? Salahiddin gibi ne? Adam mı istiyorsun? Örnek mi istiyorsun? Mesela Salahaddin gibi komutan mı istiyorsun? Burada demiş ki örnek olarak adam demiş mesela. Burada temizdir. Peki hocam bunun aslı neydi? Orijinali arkadaşlar. Bu eskiden bakın nüridü dediği için fiil fail direkt şeyin içerisinde yani fiilin içerisinde. O zaman buraya gelecek olan kelime ister misle ister racülen olsun meful olarak gelir. Çünkü nüridü fiil faildir.
Evet. Bunu artık racülen kelimesine temiz diyoruz. Ama aslının da burada mef'ul olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Şu son kısma bakalım. Temyizü muhavvel anil mübteda. Mübtedadan dönüşen temyiz. Yani temyizin aslı önceden mübtedaydı. Bakalım ene ekseru min kemalin. Yani önceden dediğimiz temyiz yapmadan önce bu kelime mübtedaydı. Bu şekilde bakalım ene ekseru min kemalen diyor. Bunu nasıl yapacağız hocam? Nasıl mübtedaydı bu? Malen dediği kelimeyi en başa alıyoruz. Mali ekseru minke. Benim malım senden fazladır manasında. Bak eneyi buraya mali şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Nispet yası şeklinde getiriyoruz. Mali ekseru minke. Bakın burada mali en başta geldiği için, geleceği için mübteda, aslı mübteda oluyor. Halidun egallu ilmen min Hüseyin'in. Halid'in ilmi Hüseyin'den azdır. Peki burayı nasıl yapacağız hocam? İlmen kelimesini arkadaşlar alacağız. Halid kelimesinin başına mübteda olarak getireceğiz. Ne diyeceğiz? İlmu Halid'in egallu min Hüseyin'in. Bunun aslı bu şekilde diyoruz. Peki burada temyiz kelimemiz hangisi? Bakın ilmen kelimesi. Malen ki altı çizili kelimeler temyiz arkadaşlar. Unutmayalım. Peki üçüncü örnekte ne diyor? Medineti ecmelu hevaen min huna. Benim şehrim hava bakımından buradan daha iyidir, daha güzeldir diyor. Bakın burada hevaen kelimesini alıyoruz. Medinetin kelimesini başına getiriyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Hevau Medineti. Benim şehrimin havası ecmelu min huna. Buradan daha iyidir, daha güzeldir diyoruz. Bak burada mübteda nasıl yaptık? Anlaşıldı mı? Evet, İbrahim'in sorusu buydu zaten. Ahmedu mislu Halidin tulen. Evet, Ahmet uzunluk bakımından Halid'in aynısıdır. Halid gibidir diye mana verebiliriz. Peki burada tuğlen ne yapacağız arkadaşlar? Tuğleni Ahmet'in baş tarafına tuğlu Ahmet'e mislu Halid'in. Hocam niye Ahmet'in diyemedik? Hatırlarsanız Ahmet kelimesi gayrimunsarifti ve esri alamıyordu. Esriye en yakın hareke fethayı alıyor. Tuğlu Ahmet'e mislu, bu da bunun haberi oluyor artık. Halid'in. Bu da aslı mübteda olarak gelmiş diyoruz. Örneklerimiz var. Yine kitabınızda sayfa 41'de. Elma'u erhasu si'ran mineşşayi. Burada aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Temyizin irabını yapacağız. Yani bunlar cümle temyizi olduğunu biliyoruz artık. Bu kısımdaki örneklerin. Nasıl irabı var? Bakın si'ran kelimesi aradığımız kelime. Evet. Şöyle şunu biraz büyütelim. Evet, siyaran kelimesi bizim temyiz olan kelimemiz. Peki bu aslı neydi? Bu temyiz nasıl bir temyiz? Biraz önce örneklerini yapmıştık arkadaşlar. Evet, siyarul ma'i. Bakın burada ne yaptım? Siyar kelimesini başa aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, siyaru el ma'i. Ne oldu? Mübteda. Demek ki bunun aslı neymiş? Mübtedaymış. Siyarul ma'i erhasu mineşşayi. Suyun ücreti, suyun fiyatı çaydan ucuzdur manasında arkadaşlar. Bunun aslı mübtedaymış. İkinci örneğe bakalım. Tezdadu el usratu saadeten fi Ramazan. Bakın saadeten kelimesi aradığımız temyiz. Peki burada nedir hocam? Tezdadu fail olarak gelecek arkadaşlar. Tezdadu arttın. Artan ne? Saadetül usrati. Bakın burayı alıyoruz. Üsratü kelimesinin başına getiriyoruz. Fail olarak koyuyoruz. Tezdadu saadetül usrati. Ailenin saadeti arttı fi Ramazan'ı, Ramazan ayında. Demek ki bunun aslı neymiş? Fail arkadaşlar. Evet, fail. Yukarıdaki neydi? Mübteda demiştik. Zera ceddi el arda urzen. Evet, dedem tarlaya pirinç ektiriyor. Bakın burada urzen kelimesi aradığımız temyiz. Peki cümlede aslı neydi bunun arkadaşlar? Mef'ulün bih olacak. Zera ekti. Kim ekti? Dedem ekti. Bakın dedem ekti. Dedem neyi ekti? Elma mı, armut mu, ekmek mi? Ne ekti? Yani buradaki belli değil. Onun kapalılığı var. Bunu açıklamak için failden sonra gelecek uruz kelimesini koyuyoruz. Mef'ul olarak gelmiş diyoruz arkadaşlar. Bunun aslı da mef'ulmüş diyoruz. Mef'ulün bih. Peki nasıl oldu? Zera ceddi uruzen el arza şeklinde söylenebilir. Dördüncü örnek oldu. El fiilu ekberul hayvanati veznen. Veznen kelimesi temyizimiz. Veznul fiili şeklinde alıyoruz. Mübteda arkadaşlar. Heva kelimesi burada aradığımız temyiz. Sükkanen aradığımız temyiz. Veznen aradığımız temyiz. Heva.
Burada Burada tabet tabet kelimesinden kelimesinden sonra sonra fail fail olarak olarak geliyor. geliyor. Evet, bu Bu fail fail adlanmıştır. adlanmıştır. Es-sîn ekseru düveli sükkânen. Sükkânen sükkânü sîni mübtedâ adlanmıştır. Bu şekilde mübtedâ.